Şimdi Suriye'ye bakmışken Savunma Bakanı'nın açıklamalarına da bir bakalım. Orada da PKK-YPG'nin bir çabası vardı bildiğiniz gibi. Özellikle seçimle alakalı. Associated Press'e konuştu Savunma Bakanı. Ulusal güvenliğimize zarar verecek herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Bu ifade Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ait. Associated Press'e konuşan Bakan Güler, terör örgütü YPG, PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerinde sözde yerel seçim hazırlıklarını değerlendirdi. Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden sözde seçim çalışmaları bölgedeki barış ve huzuru olumsuz etkileyecektir. Ulusal güvenliğimize ve komşularımızın toprak bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Bakan Güler Türkiye'nin Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmaktan vazgeçmediğini de söyledi. Suriye sınırının 163'ü şu anda kontrol altında. Irak ve Suriye sınırımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya kararlıyız. Amacımız terör örgütü mensuplarının sınırın diğer tarafından vatandaşlarımıza ve askerlerimize yönelik saldırı ve tehditlerini bertaraf etmektir. Bakan Güler Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi kararını da değerlendirdi. Irak'ın ilk kez PKK'yı sadece Türkiye'nin değil, kendi sorunu olarak da gördüğünü belirten Güler, en kısa zamanda terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz dedi. Bakan Güler Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin prosedürleri tamamlamaya yaklaştığını söyledi. F-35 programına olası geri dönüş konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini ancak S400 sistemlerinin elden çıkarılma ihtimalinin dışlandığını belirtti. Tedarik ettiğimiz S400'lerin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına Almanya'nın karşı çıkmasına da tepki gösterdi. Müttefikler tarafından ihracat kısıtlamasına tabi tutulmanın kabul edilemez olduğunu belirten Güler, bu kısıtlamalar sadece bizi değil aynı zamanda NATO'nun kabiliyet ve savunma yatırım hedeflerini de etkilemektedir ifadesini kullandı.